Evet hocam, öncelikle transferin son gününde önemli transferler yapıldı. Zannediyorum hem taraftarın çok istediği Furkan da alındı. Hem de sizin çok istediğiniz orta saha Kaan Söylemezgiller de alındı. Stoper alındı. Bir tane sağ bek alındı, kiraya verildi. Genel olarak neler söylemek istersiniz? Ya transfer ayı dün gece 12 itibariyle en son Büyükada Spor taraftarıyla transfer edilerek de sonlandı. Tabii bu bir ironiydi. Gerçekten onlar bu kulübün, bu takımın, bu formanın sahibi onlar. Bizlerse burada onlara hizmet etmek için varız. Ve onları en güzel, en mutlu şekilde yaşamlarını taçlandırabilmek için buradayız. Ve dün akşam itibariyle de sevgili başkanımızın ve ekibinin gerçekten büyük çalışmaları sonucu oyunumuza, takımımıza, isteklerimize uygun olabilecek, taraftarımızın zevkle seyredebileceğine inandığım bir ekip oluşturdu diye düşünüyorum. Bir iki tane eksiğimiz vardı. Oynadığımız üç tane maç bunların birazcık da göstergesiydi. Ama sonuçta ben, başkanım, değerli Furkan Akgül, İbrahim Akgül ve yönetim kurulumuz, taraftarlarımız, basındaki, başta sizler olmak üzere bütün medya kurulumuz, Adanaspor'un eksik taraflarını biliyorlardı. O yüzden Amerika'yı bir daha baştan keşfetmedik. Sadece eksik olan yerlerimize bir iki tane belki de çok anlamlı takviyeler yaptık. Ben gerçekten emeği geçen herkese bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bu transfer süreci çok belki de futbolun en zor sürecidir. Çünkü takım kurgulamak, takım yapmak her şeyden daha önde gelir. Emeklerinden dolayı yine söylüyorum, başta Bayram Akgül olmak üzere Furkan Akgül'e de bu konuda verdiği büyük destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Takım kurma konusunda inanılmaz mücadele verdiler. Ve sonuçta da iyi bir Adanaspor takımı izleyeceğimizin mesajlarını aldık açıkçası. Ben son 3 maçı da değerlendirmeye aldığımızda transfer döneminin bittiğini de göz alırsak Allah'ın izniyle her gün takım olma yolunda mesafe kat ettiğimiz bu süreç içerisinde çok daha oyunsal anlamda bize katkı koyacağını düşündüğümüz oyuncuları takviye ettik. Eksiklerimiz yok muydu? Vardı işte bunlardı. Bu sıkıntılardı. İsmin önemli değil. Yani X, Y, Z futbolda hep ben camialarıma, çalıştığım camialara bir şeyleri anlatmaya çalışırken futbolu isimlerin değil aslında yüreklerin oynadığını ifade etmeye çalışırım hep her zaman. Ve Adanaspor armasını taşıyan bütün oyuncuların ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmelerini beklerim. Bu Biz oyuncular hazır mı? şu an itibariyle üçünün de çok hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Ama aradaki aramız, Allah kısmet ederse lig uzun bir maraton. Bundan sonra daha 31 tane hafta var. Ve bu uzun maratonda biz en kısa şekilde bu çocuklarımızı inşallah ilk müsabakaya kadar belirli bir seviyeye çekmeye çalışacağız. Ama bu süreç içerisinde inşallah çok kaliteli bir hale gelirler ama bunu böyle olacak diye beklemek hayal olur. Biz sadece onları en iyi şekilde dönüştürmeye çalışacağız. Sonrasında 3 hafta daha sonrasında bir süreç var. O süreçte kupa maçı da var. Ve sonra tekrar bir ara var 3 hafta sonra milli takım arası. Bu süreç işte bizim için Allah'ın izniyle bir daha inşallah takımımıza takviye yapmadan, devre arası da hiç ihtiyaç duymadan yürüyeceğimiz bir süreç yaşarız ve Adanasporumuzu istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya getiririz. İrfan Can kaldı. Onun için neler Çok söylersiniz? büyük. İrfan Can'ın kalması da ayrıca bize çok önemli bir güç katmıştır. Gerçekten bu Türkiye Ligi'nin belki de en değerli iki tane ve arkasında da onları bekleyen kardeşlerimize sahip olduğumuz bir takım olduk. İnşallah ümit ediyorum. Hem yabancı hakları bildiğiniz üzere 5 artı 1 gibi zaman zaman kısıtlamalar yaşıyoruz. Elimiz bollandı. Bu anlamda
birisinin iyi, diğerinin kötü olması zaman zaman futbolun içinde yaşanan gerçeklerdir. O zaman ortaya iki tane çok kaliteli alternatif çıkacak ve biz hangisini oynatırsak, hangi yabancıyı tercih edersek bu konuda uyumumuzu bozmadan, ahengimizi bozmadan, Adana Spor'un takım olma yolundaki mesafesini bozmadan harika bir ekip oluşturma yönünde mücadelemiz olacaktır. Hocam biliyorsunuz 3 tane oyuncu transferi gerçekleşti. Bunların 2 tanesi kiraya gitti. Evet. Bir tanesi Mustafa Monaco altyapısından alındı. Evet. Hemen kiraya verildi 3 saat sonra. Evet. Ardından Atakan kiraya verildi. Ahmet Bahçıvan, bunlar için neler söylersiniz? Valla ben transferle ilgili geldiğim günden beri hep şunu söylüyorum. Bir kulüpte olması gereken bir süreç yaşandı. Ve kulübün hakikaten bu anlamdaki takım dizaynını yapan kişiler gerçekten bu organizasyonu, bu takım bütünlüğünü, takım birlikteliğini, birlikte oynama adına eksikleri tamamlamayı iyi bir organize hale getirmişler. Ve yine söylüyorum, bu konudaki çalışmaları da olması gereken çalışmalardı. Ben takım kurulma yönünde biliyorsunuz ki geldiğim günden beri hep söylüyorum. Bu kurgu çok önemlidir. Bu kurguda bizim sadece müdahil olduğumuz tek şey, aldığımız bir aylık süre içerisinde takımı teknik olarak, taktik olarak, fiziksel olarak belli bir seviyede tutup en iyi hale getirmek dışında takıma şu transfer, bu transfer diye adlandırdığımız herhangi bir şey olmadı. Bize de bu ihtiyacı hasıl ettirmediler. Sağ olsunlar, hangi bölgeye eksiğimiz varsa Sayın Başkanımız başta olmak üzere hepsi gerçekleşti. Mustafa gelecek adına mı kiraya verildi? Sanırım öyle. Sanırım bir sene Türkiye liglerinde oynayacak ve büyük bir ihtimalle de inşallah performansına göre Adana Spor takımına tekrar geri dönecek. Bundan sonra Levent Eriş'in işi zor diyebilir miyiz? Yoksa bu transferlerle biraz daha mı kolaylaştı? Valla benim işim daha keyiflendi. Daha çok mutlu oldum. Daha çok açıkçası elim bollandı. Oyuncu, ne kadar kaliteli oyuncuyu bir araya getirirsek antrenör işi aslında zorlanmaz. Ben kendi adıma hiç zorlandığımı düşünmüyorum. Ben kendi adıma onların içinden en iyisini seçebilecek, takımımıza en büyük katkıyı koyabilecek çocuklarımızı seçip ilk 11'de veya sonra yardımcı olarak sonradan oyuna dahil edecek ki benim felsefemde hep şu yatar, futbol takımı 11 kişiden ibaret değildir. Mutlaka yanında ve yardımcı olan arkadaşların hepsinin katkıları çok önemli. Tıpkı Osmanlı maçındaki gibi, tıpkı Eskişehir maçındaki gibi, sonradan giren çocuklarımızın verdiği müthiş katkıları gördüğümüz gibi. Hocam, genelde bir takım 10 kişi kaldığı zaman teknik adamlar şöyle bir taktik yaparlar. 4-4-1'e dönerler. Ama siz Osmanlı maçında farklı bir format uyguladınız. 4-3-2'ye döndünüz. Orada evet. Orta sahayı güçlendirip evet. Forvet'te de dikini oynayıp yani rakipten korkmadan puan almaya çalıştınız. Evet. Neler söylersiniz bu sistem ya da bu maçla ilgili? Şimdi korkaklar her gün ölmeye mahkum. Bizse ne korkağız ne de herhangi bir rakipten çekinecek kadar bu işten bir çekincemiz yok. Biz aslanlar gibi her gittiğimiz yerde kazanmaya oynarız. Bizim oyun felsefemiz bu. İçeride veya dışarıda. Biz kazanmak üzerine kurduğumuz projelerle başlarız. Ve oyuna ilk 11'de başladığımız kardeşlerimizden beklentilerimizi anlatırız. Ve o beklentilerin neticesinde istediklerimizi alamadığımız zaman, tabii biz maçı maçtan önce oynadığımız için, maçın skorunu daha sonra değerlendirmediğimiz, maçtan önce değerlendirmeye çalıştığımız için bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Ve biz de bazen istediğimiz verimi alamayabiliyoruz bazı kardeşlerimizden. Ama tüm samimiyetimle şunu ifade edebilirim ki bütün çocuklarımızın, bütün kardeşlerimizin hepsi ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösteriyor. Osmanlı maçında amacımız bir cesaret örneği göstermek falan değil. Rakibimizin eksiklerini ilk devre itibariyle çok net bir şekilde biliyorduk. Özellikle Ahmet Deli'nin arkasına atılabilecek bütün topları, önüne atılabilecek bütün topları istediğimiz gibi değerlendirebilseydik veya o istediğimiz gibi birinci dakikada verilmeyen bir penaltı gibi gördüğümüz... Penaltı mıydı? Bana göre penaltı dediler sonrasında ama
yine söylüyorum, hakemler takdir hakkını nasıl kullanırlarsa biz buna sadece söylemekten ibaretiz. Onun dışında herhangi bir itiraz hakkımız yok. Fakat eğer o penaltı olmuş olsaydı ve golle de sonuçlanmış olsaydı oyunun seyri tamamen başka bir hale dönüşebilirdi. İşte o zaman biz maçtan önce düşündüklerimizi sahaya çok daha kolay uygulayabilme, bir hafta boyunca analiz ettiğimiz Osmanlı spor takımının nerelerinde eksiklikleri olduğunu planladığımız ilk 11'i daha net bir şekilde görebilirdik. Ama bu olmayınca oyunun tamamen ilk devrelik hakkını, oynama hakkını rakip takım Osmanlı Spor'a verdik. Ondan sonra bizim bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Bunu yapmazsak Adana Spor'un oradan istediklerini almadan dönmesi gerçekleşebilirdi. O yüzden de biz son derece başarılı bir oyun formatına döndük ve iki tane çok kuvvetli santroforla oyunu force etmeye çalıştık. Bunda başarılı olduk mu? Olduk. Puansal olarak istediğimizi aldık mı? Eksik olmamıza rağmen 10 kişi, sıcak hava, rakibin çok genç bir kadrosu, fiziksel tempoda çok yeterlilik göstermesi, kreatif anlamda 4-5 tane çok yetenekli oyuncusunun olması, bunları bir araya getirdiğinizde alınan puanın değeri çok önemli olduğunu düşünüyorum ki ikinci devre 10 kişi oynamamıza rağmen müthiş bir tempo yaptık ve bu temponun karşılığında kazanabilirdik de. Ama kazanamadık, neticede de kaybetmedik. En azından oraya gelen taraftarlarımızı, bize destek veren o güzel insanları boynunu eğmeden, kafalarını önüne düşürmeden evlerine dönmelerini sağladık. Bu yüzden hem onlara geldikleri için hem de ikinci devre gösterilen mücadeleden dolayı da futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Hocam yine bir derbi. Yine bir derbi öncesi teknik adam değişikliği var Adana Demirspor'da. Neler söylemek istersiniz? Ya gönül tabii ki şunu istiyor. Yani bir teknik adam olarak şunu istiyor. Devamlılık, sabır, birliktelik, sonrasında başarılı olmak. Başarılı olamazsa sonrasında tabii ki ilk kesilen fatura o teknik adamdır. Bu işin doğasında bu vardır. Ama maalesef bizim Türkiye'de bunların hepsi bir hayal. Yani bunlar hepsi bir gerçek dışı şeyler. İstikrar diye bir şeyin olma ihtimali yok Türkiye'de. Ümit ediyorum ki Türk futbolunda bir takım değişiklikler bu anlamda gerçekleşir de ama şu da bir gerçeğini de söylüyorum. Yine ben bunun üstüne altını çizerek üstüne basa basa söylüyorum. Futbol takımı kurulurken sadece teknik direktörlerin eline bırakılmamalı. Futbol takımı kurulurken kendi kulübünün yapılanması için kurulan scout ekibinin ve takım planlamasını yapan kişilerin kulübün gerçek sahipleri olması gerekiyor. Çünkü biz teknik adamlar yarın başarısızlıkta ilk gönderilecek olan kişiler olduğumuzdan dolayı da biraz daha bu konuda kulüpler takımlarına çok daha sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Ve kadro yapılanmasını da ellerinden asla bırakmamalı diye düşünüyorum. Evet, teknik adam olarak bizler şunu söylemeliyiz. Biz bu oyun düzeniyle oynayacağız. Biz bu oyun düzeniyle oynamayı planlıyoruz ve bu oyuncularla olması gerektiğini düşünüyoruz. Takdir hakkı tamamen başkanın ve yönetim kurulunun ve o gün o grubu kuran, takımı kurgusunu yapan kişilere ait olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda biraz daha böyle eğer şirketleşme adına gidilirse çok daha başarılı günler takımlarımızı bekler diye düşünüyorum. Hocam bir şans eseri mi bir derbi öncesi yine bir teknik adam değişmesi? Hatırlarsanız yine siz bir Adanaspor'da çalışırken evet, derbi öncesi teknik adam değişikliği evet, yaşanmıştı. Bir şans mı yoksa tesadüf mü? Tesadüf oldu. O gün galiba bildiğim kadarıyla Mustafa Uğur gelmişti. Kendisini de çok severim ayrıca. Ama neticede futbolun doğasında bazen oluyor bunlar. Biz kendi işimize bakıyoruz. Rakibimizin tabii ki değiştirdikleri, aldıkları, yaptıkları sadece bir rakip olarak gözlemlediğimizde takip ettiğimiz durumlardır. Kimsenin mutsuzluğuyla mutlu olacak, kimsenin sorunlarıyla mutlu olacak karaktere sahip değiliz. Biz Adanaspor'uz. Bizim bir farkımız var. Bizim bu seneki inanılmaz bir birlikteliğimiz var. İnanılmaz güzel bir ambiyansımız var. Harika bir yaşanan güzel bir tablo var. Kimse bizi ilgilendirmiyor. Hiç kimsenin sorunlarıyla veya mutluluklarıyla uğraşacak vaktimiz de yok. Biz takımımızı en iyi hale getirmeye çalışıyoruz.
Biz takımımızı en kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz ki şu anda gördüğüm kadarıyla da son derece kaliteli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Adana Spor hak ettiği yerlere hep beraber el ele, gönül gönüle, birlikteliğimizle birlikte getireceğimiz. Erken ama derbi maçı için bir herhangi bir şey söylemek ister misin? Yok, şu an için çok erken ve bol olması önemli değil. Ben kendi adıma her maça olduğu gibi bu maça da kazanmaya çıkacağımızı ifade ediyorum. Yani evet, dünyanın en büyük, en önemli derbilerinden bir tanesi. Bu derbiyi en çok yaşayan teknik adamlardan bir tanesiyim. Hem öbür tarafta Adana Demirspor camiasında yaşadım, hem de Adana Spor camiasında yaşadım derbiyi. Yani belki de bir iki tane hocamdan sonra, Gündüz hocamdan sonra belki de en fazla bu derbiyi her iki tarafta yaşayan teknik adamlardan bir tanesi olduğumu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyorsam sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Ama o yüzden de ben o havayı da, oradaki atmosferi de, yaşananları da, Adanalı'nın bu müsabakaya nasıl baktığını da, nasıl keyif aldığını da, nasıl tartışmalar yaşadığını da, ama futbolun güzelliği içerisinde yaşandığını da bilenlerdenim. Hatta ben yarı Adana Spor, yarı Adana Demirspor tribünün yarı yarıya dönemde oynadığı müsabakada da teknik direktörlük yapanlardandım. Şimdi artık %5'ler durumuna dönüştü biliyorsunuz, deplasman müsaha. Ama o dönemleri de yaşayan birisi olarak çok keyif aldığım, belki de futbol hayatımın en renkli, en keyifli, en güzel derbilerinden birini yaşadım defalarca. O yüzden de inşallah çok güzel bir derbi olacak. İnşallah Adana'ya yakışır bir derbi olacak tekrar. Biz de inşallah kazanan olacağız. İnşallah yolumuza çok emin adımlarla ilerleyen takım haline dönüşeceğiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler.